Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir video olacak. Çünkü gezilmesi, görülmesi gereken çok sayıda yer var. Umarım hep birlikte keyif alırız. Öğrendiğim kadarıyla bu tarihi bina parlamentoymuş, ulusal parlamento. Çok eski bir yapı. Şimdi Belgrad şehir merkezindeyim. Otogar hemen yanı başımızda. Döviz bozmak istediğinizde asla otogara yakın yerlerde döviz bozmayın. Çünkü kurlar çok düşük. Alırken düşük, satarken yüksek. Bir de komisyon alıyorlar. Ancak biraz içerilere, ara caddelere gittiğinizde hem komisyon yok hem de daha yüksek kurdan dövizinizi bozabiliyorsunuz. Onun dışında taksilerle pazarlık yapmak lazım. Yani her yerde olduğu gibi burada da gelen turistleri kazıklamaya çalışan, onlardan daha fazla hak ettiği ücretin üzerinde para almaya çalışan insanlar var. Maalesef bu her yerde yaygın bir durum. Biraz dikkatli olmanız lazım. Otogarda bilet alırken de farklı fiyatlar uygulayabiliyorlar. Dinarla bilet almaya çalışın. Euro ile aldığınızda daha fazla ödeme durumu söz konusu ve kurlardan dolayı daha fazla euro ödemeniz söz konusu olabilir. O yüzden dinarla bilet almanız daha avantajlı. Belgrad'dan söyleyeceğim şimdilik aklıma gelen uyarılar bunlar. Otobüsler uygulama var. O uygulamayı indirmeniz lazım. Ancak turistlere bazen göz yumuyor şoförler. O yüzden ücretsiz binebilme imkanınız var. Ama denetleyiciler eğer yakalarsa 50 euro cezası olduğu söyleniyor. Ama kimse de denk gelmemiş bugüne kadar. Bilginiz olsun. Yine de yasal yoldan şaşmayın derim. Belgrad'da başka bir caddede yürüyorum. Sanat eserleri var. Tarihi binalar var. Bazı yerleri çok güzel, bazı yerleri de çok bakımsız. Tabii gezmek lazım. Yeni geldim bugün. Her yerini bilemiyorum. Güzel yerleri de var. Bizim sanki İstiklal Caddesi'ni andırıyor bu yol. Ulaşıma kapalı bir yol. Sadece yaya yürüyüşüne açık. Burası biraz daha temiz bu cadde. Şehrin değişik bölümlerinden kısa kısa videolar paylaşacağım. Ben de yeni keşfediyorum. Umarım keyifle izlersiniz.
tarihi bir binanın önündeyim. Çok güzel bir mimari yapısı var. Burası da Karaköy'deki Salı Pazarı'na benziyor. Gezdikçe güzel yerler keşfediyorum. Henüz yeni bu sabah geldim şehre. Umarım hep birlikte keyif alırız. Şimdi cadde ortasında bir meydana geldik. Orada bir çeşme var. Evet. Çok güzel. Biraz ileride canlı müzik var. Müzisyen ablamız kemana benzer bir şey çalıyor. Güzel bir ortam. Belgrad merkeze yakın bir parka geldim. İki tane abi satranç oynuyor burada. Satranç yerleri hazır. Sanırım taşlarını kendileri getiriyorlar. Burada ilginç bir heykel var burada. Manzara harika. Burada St. Petersburg'un reklamlarını yapmışlar panolara. Sanırım ücret karşılığı belediyenin yaptığı bir hizmet. St. Petersburg'dan da manzaralar var. Resimler var. Orası da çok tarihi bir şehir. Umarım bir gün St. Petersburg'dan da çekimler yapabiliriz. Nasip olursa. Kalenin surlarına geldik. Belgrad Kalesi.
aslanlı bir giriş var hemen merdivenlerin başında. Evet. Çok güzel manzara. Bergrat'ın eski resimleri, eski halini gösterir resimler sanırım. Çok ilginç. ...1900'lü yıllarda çekilmiş resimler var. Aşağıda nefis bir manzara. Şehrin merkezini kuş bakışı gören bir tepedeyiz. İleride köprüler var, asma köprüler. Güzel bir manzara. Biraz sonra kalenin içine gireceğiz. Kalenin girişinde kale ile ilgili bilgiler var. Aşağıda nefis bir manzara. Gerçekten manzarası çok güzel. Şimdi kaleden içeri giriyoruz. Belgrad Kalesi yerel halk arasında Kale Meydanı Kalesi olarak da biliniyor. Türkçeden birçok kelime Sırpça'ya geçtiği için Kale Meydanı alanında birçok yapının adı Türkçe. Bunlardan biri de İstanbul Kapısı'dır. Yani İstanbul Kapya adı verilmiştir. İstanbul Kapısı kalenin ana giriş kapısıdır ve Osmanlı döneminde yapılmıştır. Kalenin içinde Osmanlı'dan kalan türbe, çeşme bulunuyor. Kalenin alt tarafında da tüneller var. Bu tünellerin bir şehri saklayacak büyüklükte olduğu söylenmekte.
Belgrad Kalesi M.Ö. 279 yılında Doğu Roma İmparatoru 1. Justinianus tarafından inşa edilmiştir. İleriki yıllarda Doğu Roma İmparatorluğu'nun çökmesi sonucunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girmiş, bu dönemde elden geçirilmiş, sağlamlaştırılmış ve restore edilmiştir. Kale 1521 tarihinde Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Bu dönemde kale içinde eklemeler yapılarak daha da büyütülmüştür. 1800'lü yıllara kadar Osmanlı egemenliği altında kalan kale, bu tarihten sonra Sırpların hakimiyetine geçmiştir. Kalenin zirvesinde bir heykel var. İvan Mestorovic tarafından yapılan bu heykele Zafer Heykeli adı verilmiştir. 14 metre yükseklikteki bu heykel yeniden başlangıcı, yeniden doğuşu sembolize etmektedir. Şu anda burçlara çıktım. Türkiye'den çok sayıda turist var. Hemen hemen bütün grupların Türk olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok ilginç. Evet, bu grubun hepsi Türk. Biliyorsunuz Sırbistan Türklerden vize istemiyor. Pek çok Balkan ülkesi vize istemiyor. O yüzden vatandaşlarımızın tercih ettiği destinasyonlardan biri. Burada da çok sayıda top var. Şimdi geldiğimiz yöne doğru geri dönüyoruz. Çok büyük bir kale. Gerçekten muhteşem bir yapı. Burada daha farklı tanklar var. Evet. Bu grupların hepsi Türkiye'den gelme. Gerçekten çok ilginç.
Rehber Türkçe konuşuyor, duyabiliyorum. Balkanlarda en uygun, en ucuz ülke Kosova olarak gördüm. Yemek, içmek, otel fiyatları. Yani günde 15-20 euroya çok güzel bir şekilde karnınızı doyurabilirsiniz. Hostelde kalırsanız 4 eurodan 20 euroya kadar hostel var geceliği. Oteller uygun, 30-40 euro. 50 euro. Oteline göre, yıldızına göre değişiyor. Meşhur boşnak böreği var Kosova'da. Boşnaklar yatıyor. O da 1.40 euro civarında porsiyonu. Yarım porsiyon 70 sent, 70 kuruş. Kosova gezimiz gerçekten çok güzeldi. Prizren Türklerin yoğun yaşadığı bir şehir. Bir daha gitmeyi düşünüyorum. Gitmeyen izleyicilere de tavsiye ederim. Gerçekten bizden çok şey var Prizren'de. Belgrad biraz daha farklı bir ortam, daha büyük bir şehir. Güzel bölgeleri var ama tehlikeli bölgeleri de var. Çok sayıda hırsızlık olayları var. Çantanıza çok dikkat etmeniz lazım. Taksiciler yabancılara yüksek fiyat çekiyor. Aynı Türkiye'de olduğu gibi maalesef. Otobüste seyahat etmek en güzeli. Metro sistemlerini göremedim. Kısaca dikkatli olmak lazım. Kale içinde Osmanlı'dan bir eser var. Hemen yaklaşıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı onarmış, restore etmiş. Damat Ali Paşa Türbesi diye geçiyor. 2017 yılında restorasyon yapılmış. Gerçekten güzel bir anıt, eser. Şimdi kalenin diğer ucuna geçiyorum. Kulenin olduğu bölgeye. Gördüğünüz gibi bir top var burada. 18 ve 19. yüzyıllarda kullanılmış.
kale içinde küçük hediyelik eşya satan dükkanlar var. Yukarıda burçlarda çok sayıda top mermisi atan büyük toplar var ve küçük toplar var. Füzeler var, füze rampası, ağır silah var. Tanklar var. Çok sayıda askeri silah kalenin içinde bulunuyor. Gerçekten çok ilginç. Yeni ve eski askeri silahlar iç içe. Bu bir Amerikan tankı. Bu da bir Alman tank zannedersen. Çok değişik ebatlarda tanklar, toplar sergileniyor. Kale içinde yine ilginç bir yapı var, Osmanlı'dan kalma. Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi yine TİKA aracılığıyla restore edilmiş. Onu da paylaşmak istedim. Hemen aşağıda yer alıyor. Şimdi çeşmenin ön tarafına geldim. Gidiş yoluna döndük. Şimdi kaleden aşağı ineceğiz. Tekrar nefis manzara ile karşı karşıyayız. Yolundaki tramvaya benzer bir tramvay geçti. Şimdi karşıya geçeceğiz. Hemen hemen Belgrad'ın gezilebilecek yerlerinin çoğunu çektim diye düşünüyorum.
her yeri çekmek tabii mümkün değil. Ama genel itibariyle tarihi yerleri ve gezilebilecek caddeleri çekmeye çalıştım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.